Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Altında nisap 20 miskaldi. 20 miskal ne kadara tekabül ediyordu? Miskaller fabrikasyon olmadığından yöreye göre, yere göre bunlar değişiyorlardı. Her bölgenin, her yörenin miskali az da olsa farklıydı demiştik. Dolayısıyla eğer miskali biz 4 gramdan alırsak, o zaman 4 ile 20'yi çarpınca ne kadar olur nisap? 80 gram olur. 4.25 gram kabul edersek bir miskali, 4.25 ile 20'yi çarptığımızda 85 gram olur. Peki 85 gram mı nisap olsun yoksa 80 gram mı? Hangisini alalım? 80'i almak fukaranın daha faydasına olduğundan 80'i alıp zekat vermek daha doğru olur. Fakat eğer orada muhtaç bir kadın var, başka bir geliri yoksa, sadece o kadar altını var, dul bir kadın, 84 gram altını varsa o zaman ona 85 gramı söylemek daha doğru olur nisap olarak. Efendim, babu zekati sevaim. Sevaim, saimenin çoğulu, saimenin zekatı. Saime şu demek, otlaklarda, meralarda, yılın yarısından fazlasında, 6 aydan daha çoğunda otlayan hayvanlar, bunların zekatları. Yani eğer bir hayvan ahırda, siz onu küspeyle ya da satın aldığınız otla besliyorsanız bunun zekatı yok. Hangi hayvan zekatı var? İşte siz onu meralarda besliyorsunuz ve yılın 6 ayından daha fazlasında ota ücret vermeden oradan hayvan otluyorsa, besleniyorsa bunların zekatları var. Bunların zekatları var. Peki eğer bu sizin sığırlarınız ya da develeriniz ticaret içinse, bunun için saklıyorsanız, bu durumda burada anlatacağımız nisaba göre değil, ticaret malı olarak kabul ediyorsunuz. 1/40 üzerinde onların zekatlarını veriyorsunuz. Peki adam koyunu, ineği et için saklıyorsa veya üzerinde yük taşımak için saklıyorsa, sığırı değil de atı vesaireyi, o zaman bunlara da zekat gerekmez. Yani süt için sakladığınız koyun var, deve var, sığır var ve bunlar yılın 6 ayından daha fazlasında meralarda otluyorlarsa bunların zekatları farz olur, vermeniz gerekir. Peki bununla alakalı delilimiz nedir? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz Bahreyn'e gönderiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlarla alakalı şu kadar miktarı farz kıldı buyuruyor. Develerle alakalı şu kadar alacaksınız, şu kadar olursa şu kadar alacaksınız diye. Ondan fazla da vermeyin ey Müslümanlar, az da vermeyin, o rivayeti gönderiyor. Dolayısıyla bu hayvanlardaki nisabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirliyor. Onun üzerine çıkmaya hakkımız yok. Peki neden saimelerde İslam zekatı farz kılıyor? Çünkü orada üreticiye, hayvan sahibine kolaylık var. Ötekinde ise zorluk var. Yani hayvanı hem orada bakacak, hem hayvan bakarak topluma katkıda bulunacak, dışarıdan ot satın alacak, hem de siz ona bu kadar bir zekat koyarsanız insanlar bunu yapmakta zorlanırlar kardeşim. Peki şimdi saime nedir? Önce onu tarif edecek. Babu zekati sevaim. Sevaim saimenin çoğuluydu demiştik. Es-saimetu allati taktafi bir-ra'i fi ekseri havliha. Saime elleti tektefi, iktifa ediyor, yetiniyor. Yani saime öyle bir hayvandır ki elleti tektefi, yetiniyor, iktifa ediyor. Bir ra'yi, otlayarak fi ekseri havliha. Yılın çoğunda dışarıda otlayarak iktifa edebiliyorsa, hayatını devam ettiriyorsa, böyle hayvanlar varsa bu hayvanlara saime denir. فَاِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ اَوْ اَكْثَرَ فَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ
Eğer adam alefaha, onu besliyorsa, ot veriyorsa, küspe veriyorsa, nisfel havli ev aksara, yılın yarısında, altı ayında ya da daha fazlasında dışarıdan satın aldığı otla onu besliyorsa, feleyset bi saimetin, bu saime değildir. Dolayısıyla buradaki nisaba girmez, ona zekat düşmez, zekat gerekmez. وَالْاِبِلُ وَالْاِبِلُ تَتَنَاوَلُ الْبُخْتَ وَالْعِرَابَ وَالْبَقَرُ يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِيسَ وَالْغَنَمُ لِلْضَأْنِ وَالْمَعْزِ. Efendim, deve تَتَنَاوَلُ الْبُخْتَ, buht yani الْاِبِلُ الْخُرَسَانِيُّ, خُرَسَانِيَّتُ Horasan devesi demek. الْاِبِلُ الْخُرَسَانِيَّتُ Horasan devesi. وَالْعِرَابُ yine bu da bir cins deve. Deve dediğiniz zaman bunları da içine alır. Yani Horasan devesi varsa veya irab bu özelliği taşıyan, bu adı alan deveniz varsa onlar da ibil kapsamına girerler. Onların da nisabı devenin nisabıdır. وَالْبَقَرُ يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِ ise bakar dediğinizde, inek dediğinizde aslında bakar öküz için, bakara inek için kullanılır. Eğer bakara karşılığında kullanacaksa, neden bakar denir? Yeri yardığından dolayı. Yeri onunla efendim sürdüğünüzden dolayı bakar, yarmak. Bakar, burada inek alırız tabii. Vel bakaru yetenavulul cevami ise bakar dediğinizde camış dediğimiz o hayvanları içine alır. Yani nasıl 30 sığırda 30 sığır nisap oluyorsa 30 camışınız varsa onlar da nisap olur. وَالْغَنَمُ لِلْضَعْنِ وَالْمَعْزِ Ganem dediğinizde bunun içine ne için kullanılır bu? Yani وَالْغَنَمُ bu kelime ne için kullanılır? لِلْضَعْنِ وَالْمَعْزِ koyun için مُسْتَعْمَلُونَ لِلْضَعْنِ دَعْنْ koyun وَالْمَعْزِ keçi, keçi için de kullanılır. Ganem dediğinizde, yani nasıl 40 tane koyunda bir koyun veriyorsanız 40 keçide de bir keçi verirsiniz. Peki 25 tane keçi var, 15 tane koyun var, ne yapacaksınız? Bunlar birbir yerine kullanıldığından dolayı 15 keçiyle 20 koyunu toplar, sayısı 40 olunca çoğunluk hangisindeyse, koyun çoğunluktaysa koyun vermek daha doğru, ama keçi de bir tane keçi zekat verebilirsiniz. Yani koyunla keçi toplamı 40 oluyorsa toplarsınız, o halde zekat verirsiniz. Peki maaz başka neye denir? Keçi için diyoruz. Anze ise bunun nesidir? Dişi keçi. Dişi keçiye anze denir. Dişi keçiye anze denir. Şöyle bir darbu mesel var. Adam gidiyormuş iki kişi. Biri diyor ki oradaki kuştur. Öteki diyor ki anze nedir? Keçidir diyor. Kuştur, keçidir. Yaklaşınca uçmaya başlamış. Ne demiş öteki keçidir diyen? Anze velev tare. Uçsa da keçidir demiş. Şimdi bu adamlar böyledir. Bunlara ne kadar delil getirseniz bunların fikri değişmez. Şeytan bunları yok etmiş çünkü. Kalpleri perişan olmuş. Önüne delil getir koy, yine onlar ne derler? Anze velev taret. Yazın bunu, bir darbu meseldir. Anze velev taret. Uçsa da keçidir bunlar. Değil mi? Uçsa da keçidir. Şimdi bunlar biliyorlar tabii. Bayındırı, bayınsızı hepsi biliyorlar ne kadar cahil hikaye olduklarını biliyorlar. İbareyi aldıkları zaman okumaktan aciz olduğunu anlıyor, biliyor. Değil mi? Eğer bilmiyorsa çıksın gelsinler. İbari okusunlar bakalım neyi ne kadar okuyorlar. Anze ve lev tarat. Serahsi'nin yanında hikaye olduğunu biliyor. Ama onun bir görevi var, vazifesi var. O görevi birileri adına yapmaları gerekiyor bunların. Onun için bağırıyorlar. Utsa da keçi diyorlar. Ne kadar ayet okusanız da, ne kadar hadis getirseniz de utsa da keçi diyor. Anze ve lev tarat. Efendim bunlar neden böyle diyorlar? Diyorlar yani, dolayısıyla onların keçi kuş demesine bakmayın siz.
yolunuza devam edin. Siz neyin çocuklarısınız? Delilin çocukları. Nahnu ebna eddelil. Nemilu haythu yemil diyoruz. Nahnu ebna eddelil diyoruz değil mi? Niye öyle diyoruz? Ne var orada? A'ni var. A'ni var. Orada taksis var değil mi? Taksis diyoruz nahivde buna. Yani nahnu ma'aşirel enbiya. Haber alsaydık o ne olacaktı? Ma'aşirel enbiya olacaktı. Haber sonra geliyor. Burada da öyle. Nahnu ebna eddelil diyoruz. Eğer haber ebna'u delil olsaydı o zaman ebna'u diyecektik. Nahnu mübtedaydı. Nahnu yani ebna eddelil. Biz delilin çocukları neyiz? Haber şimdi geliyor. Nemiru haythu yemil. Tamam. Böyle yerlere girmek lazım. Nahivde şimdi baka kaka bir Molla Kasım der bu ibareyi niye böyle okudu diye. Ama biz metni bitiremiyoruz. Ancak bitireceğiz. Fazla oralara giremiyoruz. Allah'ın izniyle siz zaten aşağıda sınıflarda nahvi alabildiğiniz kadar kifaye miktarında aldınız. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.